Merhabalar ben Onurcan Yenilmez yeni videoyla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Aslında ben bu bölümde Alba Fişe yapmayı düşünüyordum ama hafta içerisinde garip bir seri katil aileyle karşılaştım ve bunu yapmaya karar verdim. Fred West ve Rose West çifti. Bu aile öldürmeyi seven, yakaladığı insanlar üzerinde sapıkça fantezilerini gerçekleştiren bir aile. Hatta işleri daha da ileri götürüp evlerini bir dehşet evine çevirdiler. Aynı filmlerdeki gibi yakaladıkları insanları bir odaya çitleyip orada bir süre tecavüz ettikten sonra öldürüyorlardı. Fred West, Gloucester'ın yakınlarındaki Matchmarkle köyünde 1941'de dünyaya geldi. Ailesi nesiller boyunca burada çiftçilikle uğraşıyordu. Fred ise ailesinin son çocuğuydu. Annesi Daisy ve babası Walter altı çocuğunu da çiftçilik yaparak bu kırsal kezimi yoksulluğunda büyüttü. Fred güzel sarı saçlara ve mavi gözlere sahipti. Ailesiyle de arası çok iyiydi. Özellikle annesiyle. Annesi ne derse hemen yerine getiren bir çocuktu. Çok güzel bir çocukken büyüdükçe fazlasıyla çirkinleşmeye başladı. Saçlarının rengi değişti, dişleri yamulmaya başladı. Okulla da arası hiç yoktu. Pasaklı bir görünümü olan Fred etrafı tarafından maymuna bile benzetiliyordu. Annesi sürekli okula gelip öğretmenlerine şikayette bulunduğu için de arkadaşları ana kuzusu diye dalga geçiyordu kendisiyle. Bu yüzden 15 yaşında neredeyse daha okuma yazma bile öğrenemeden okulu bıraktı. 16 yaşındayken babası gibi bir çiftlikte çalışmaya başladı. Bu dönemde kızlara karşı da ilgisi artıyordu ama karşı cinsi hep sapıkça takip ediyordu sadece. Fred West 17 yaşında ciddi bir motosiklet kazası geçirdi. Kazadan dolayı bacağı kırıldı ve bir bacağı diğerinden kısa kaldı. Bu yüzden hayatı boyunca aksayarak yürüyebilecekti. Ayrıca kafatası da kırıldı ve bir hafta komada kaldı. Kafatasının içine metal bir plaka takıldı. Ön loblarında oluşan hasar sebebiyle sekse karşı doyumsuz birisi olmuştu. Kazadan sonra ani öfke nöbetlerine tutulup duygularını kontrol edemiyordu. Bu dönemde 16 yaşında olan Rena lakaplı Catherine Costello isimli bir kızla tanıştı. Rena hırsızdı. Birbirlerine aşık olup ilişkiye başladılar fakat birkaç ay sonra Rena ailesinin yanına İskoçya'ya döndü. Fred seks yapmak için yanıp tutuşuyordu. Bir gece bir barın yangın merdiveninde beklerken genç bir kızın eteğinin altına elini sokunca kız kendisini iterek kafasını demirlere vurmasına sebep oldu ve bilincini kaybetti. Geçirdiği kazadan dolayı hasar gören beyni bu darbeden sonra daha da etkilendi. 1961'de West ufak tefek hırsızlıklar yapmaya başladı. Hatta komşusunun 13 yaşındaki bir kızını da hamile bırakmakla suçlandı. Fest yaptıklarından hiç pişman değildi. Olay mahkemeye taşındı ve tutuklandı. Beynindeki bir hasardan dolayı ise geçirdiği sarı nöbetleri hapishanede yatmasını da engellemişti. Haliyle durum aile tarafından da öğrenince evden kovuldu. West bu süreçte inşaatlarda çalışmaya başladı. Ama çalıştığı bölgede küçük çocuklara cinsel istismar iddiaları da yayılmaya başladı ailesi daha sonra West'e merhamet ederek eve dönmesine izin verdi. 1962 yazında Maç geri dönen eski sevgilisi Rena ile yeniden ilişkiye başladılar. Rena, İskoçya'da yaşadığı sürede de seks işçiliğine başlamıştı. Aynı yıl içerisinde Fred ve Rena gizlice evlendiler. Birlikte İskoçya'ya taşındılar. Rena hamileydi ama çocuk Fred'den değildi. Babası Asyalı bir kamyon şoförüydü. 1963 yılında Rena'nın kızı Charmaine dünyaya geldi. Fred West'in doymak bilmeyen seks düşkünlüğü arttıkça arttı. Artık tatmin olmak için kendini yatağa bağlatıp karşı tarafında kendisine işkence etmesinden zevk alıyordu. Bu durum Rena için ağır gelince ilişkileri sekteye uğradı. Bir dondurma arabasında çalışan Fred de bu yüzden Rena'yı sık sık aldatıyordu. Buna rağmen 1964 yılında Rena bu kez Fred West'in kızı olan Anne Marie doğurdu. Fred ve Rena bu sıralarda eşini trafik kazasına kaybetmiş Anne McFall isimli kadınla tanıştılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Gloucester'a taşındıktan sonra Fred burada mezbada bir iş buldu. Fred'in cesetlere, kana, parçalamaya olan sapkınlığı da bu dönemde başladı. West'in evliliği gittikçe daha kötü hal almaya başladı. Buna dayanamayan Rena İskoçya'ya yeniden dönme kararı aldı. Fakat West çocuklarının annesiyle gitmesine izin vermedi. Daha sonra çocuklarını özleyen Rena 1966'da Gloucester'a yeniden geri döndü. Fakat döndüğünde Fred West ile En Mekfall'un bir karavanda yaşadığını öğrendi. Bu sıralarda kasabada West'in eşgaline uyan birisi tarafından yapılmış altı cinsel saldırı haberi dolaşıyordu. Rena bu durumu da öğrenince çocuklarının geleceğinden şüphelenerek polise Fred West'li şikayet etti. Hazel Savage isimli polis Rena'nın ifadesini aldı ama önemli bir şey olmayınca üzerinde çok durmadı. 1967'nin başlarında McFall Fred West'in çocuğuna hamile kaldı. En McFall Fred'e sürekli Rena'dan boşanıp kendisiyle evlenmesi için baskı yapıyordu. Fred bu baskılara 8 aylık hamile olan kadını öldürerek cevap verdi. Kadını öldürüp parçalara ayırdıktan sonra karavanın yakınlarında bir yere gömdü. McFall'un el ve ayak parmaklarında da kesti ayrıca. Bu cinayetten sonra Fred daha gergin bir insan olmaya başladı. Rena Costello çocukları için yine Fred'le aynı karavanda yaşamaya mecbur kaldı. Fred West gittikçe kontrolünü kaybeden bir insan görüntüsü çiziyordu. Rena'nın kızı Charmaine'e gözle görülür şekilde cinsel tacizde bulunuyordu. 1968'de Fred West annesini kaybetti ve bu durum onu çok üzdü. Rosemary Letts 1953'te Devon'da doğdu. Babası Bill Letts şizofrendi karısından ve çocuklarından kusursuz itaat bekliyordu ve bunun için de sık sık şiddete başvuruyordu. Bill çocuklarına karşı disiplinliydi. Geç saate kadar eğer uyumamışlarsa kafalarından aşağı bir kova su döküyordu. Psikolojik problemlerinden dolayı eve maaş getiremeyen bir babaydı. Bu yüzden anne Daisy Letts Rosemary e hamileyken depresyona girip hastaneye yatırıldı. Hastanede beynine elektroşok tedavisi uygulanıyordu. Karnında gelişmekte olan bebeğe bunların sonraki yıllarda ciddi etkisi olacaktı. Rosemary oturduğu yerde sürekli sallanan bir çocuktu. Biraz daha büyüyünce sanki trans halindeymiş gibi sadece kafasını sallamaya başladı. Rose'u babası ilginç bir şekilde çok seviyordu. Aile de tek şiddete maruz kalmayan oydu. Bu yüzden civarda babasıyla enses bir ilişki olduğunu iddia eden dedikodular da yayılmaya başladı. Rose biraz daha büyüyüp cinselliği öğrenince sadece kendisinden büyük erkeklerle takılmaya başladı. Özellikle yaşlı erkeklere ilgi duyuyordu. Hatta birkaç tane yaşlı erkekle aynı anda ilişkiye de giriyordu. Rose tam da böyle bir dönemi yaşarken 28 yaşındaki Fred West ile tanıştı. Baba bir bu ilişkiyi öğrenince aralarına girmeye karar verdi fakat bunda pek başarılı olamadı. Fred West'i gidip tehdit bile etmesine rağmen nafile. Ross Fred'in karavanına sık sık gidip geliyordu. İlişkileri sadece 1969'da West'in hırsızlıktan kısa süreliğine hapse girmesiyle ara buldu. Fakat Rose artık Fred'in çocuğuna hamileydi. 16 yaşında babasının evini terk etti ve Fred West'in karavanına yerleşti. 1970'de ise Heather isimli kız çocuğunu dünyaya getirdi. Daha öncesinden evi yine terk eden Rena'nın çocuklarına da bakmak zorundaydı ve bunu hiç sevmiyordu. Fred West hapisteyken çocuklara hep kötü davranıyordu. 1971'in yazında ilk çocuk olan Charmaine ortadan kayboldu. Rose, Rena'nın çocuğunu öldürmüştü. Bu sırada Fred hapisteydi ama hapisten çıktığında durumu öğrenince yeni taşındıkları Gloucester 25'teki evlerinin mutfağını saklamada yardım etti. Böylelikle Rose ve Fred birbirine artık daha bağlıydılar. İlişkileri hep sapıkça ilerledi. Rose seks işçiliği yapıyor ve Fred de bunu çok destekliyordu. Hatta eşinin başkalarıyla olan ilişkilerini dışarıdan izlemekten keyif bile alıyordu. En sonunda Rena kızı Charmaine'i buradan almaya geldiğinde kız ortalıkta yoktu. Rose ve Fred herhangi bir bilgi vermeyece Fred'in babasına giderek durumu öğrenmeye kalktığında Fred Rena'yı öldürmeye karar vermişti bile. Rena'yı kendi evine geri getirerek bu ara öldürdü oracıkta. Anne McFall gibi onu da parçalara ayırdı ve Maç McFall'u gömdüğü bölgeye gömdü. Fred ve Rose arabayla sık sık dolaşarak sokaklarda bakire kızları arıyorlardı. Çocukları ise bir dadıya emanet ediyorlardı. 1972'de May adını verdikleri bir kız çocuğu daha doğunca daha büyük bir eve çıkmaya karar verdiler. Evin büyük bir garajı ve büyük bir kileri vardı. Fred kileri ses yalıtımıyla kapladı. Dadiye ise bunu yapmalarının sebebinin eşi Rose'un daha rahat seks işçiliği yapabilmesi için olduğunu söylüyordu. Ama bu oda tam bir dehşet odasına dönüşecekti. Bu dehşet odasının ilk sakini Fred'in büyük kızı Anne Mary oldu. Fred burada kızını yatağa bağlayıp sık sık tecavüz ediyordu. Eğer bu olayları anlatırsa da dayak yiyeceğini söyleyip onu korkutmuşlardı. 1972'nin sonlarına doğru başka bir dadı buldular. 17 yaşındaki Caroline Owens'ı evlerine gezdirmek için getirdiklerinde kızı sarhoş edip tecavüz ettiler. Daha sonra ise kıza tehdit edip korkutarak evden gönderdiler. Kız gerçekten korkmuştu ve kimseye de bir şey söyleyemedi. Ama annesi vücudundaki yaraları fark edince derhal polise arayarak şikayette bulundu. 1973 yılında olay mahkeme taşındı ama Fred West yargıcı kızın rızası olduğuna ikna etmeyi başarınca küçük bir para cezası ile kurtuldu. Bu sırada Fred 31 yaşına gelmişti ve Rose ise henüz 19 yaşında olmasına rağmen 3. çocuğa da hamileydi. Yeni bir dadıya ihtiyaç duyan West ailesi Linda isimli kızla tanışıp işe aldılar fakat çok sürmeden kızı öldürüp garaja gömdüler. Annesini ise kızının başka yere taşındığına ikna ettiler. Ve West ailesinin ilk erkek çocuğu olan Stephen dünyaya geldi. Bu katil çift pek çok olaydan yırttıkları için zevk için artık öldürmeye başladılar. Aynı yıl 15 yaşındaki Carol Ann Cooper'ı kaçırıp evde bir hafta tecavüz ettikten sonra bu boğarak öldürdüler. Vücudu yine parçalayıp evin altına gömdüler. Fred ve Rose çifti kurbanlarını birlikte arıyorlardı. Çünkü arabada bir kadın olması karşı tarafa da güven veriyordu. Ama karşı taraf uzaktan sıradan duran bir kadının da böyle işlerin içerisinde olduğunu hiç bilmiyordu. Bu sayede rahat rahat kendilerini yeni kurbanlar bulmayı başarıyorlardı. Yeni kurbanlar da buldukça kendilerine güveni yerine gelip işi daha da arttırıyorlardı. West ailesi evin garajında ve kilerinde tadilat yapmaya başladı. Artık cesetler sığmıyordu. Kileri genişletip garajı evin içine katmak için çalışmaya başladılar. Ama tadilat işlemleri hep gece yapılıyordu. Bu tadilat ile cesetlerin üzeri beton ile örtülüyordu. Etrafta ufak bir şüphe uyandırsa da önemli bir şey yoktu. Devam eden süreçte aynı şekilde 4 kız daha bu dehşet evinde kurban edildi. 1977 yılına gelindiğinde Fred ve Rose West evlerine yeni bir şekil verdiler. Üst katlara daha çok misafir alabilmek için yeni odalar eklediler. Misafirlerden biri 18 yaşındaki biseksüel olan Shirley Robinson'dı. Shirley biseksüel olduğu için hem Rose ile hem de Fred ile ilişkiye giriyordu. Aynı yıl içinde Rose eve gelen Hindistanlı müşterilerden birinden hamile kalıp yıl sonunda Tara isimli bir kız çocuğu daha doğurdu. Yine aynı dönemde Shirley de karnında Fred'in çocuğunu taşıyordu. Bunu öğrenen Rose bu durumdan hiç hoşnut değildi. Fred'in artık kendisine ilgi duymayıp Shirley ile ilgilenebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden daha fazla düşünmeden Shirley'i öldürmeye karar verdi. Yıl içerisinde Shirley'i öldürdükten sonra kilerde yer kalmayınca karnındaki doğmamış bebek ile evin bahçesine gömdü. 1978'in Kasım'ında Rose bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Adını Louise verdikleri bu kız çocuğu Fred West'in çocuğuydu. Evde şimdi tam 6 çocuk vardı ve çocukların hepsi evde dönen olaylardan haberdardı. Fred Weston sürekli tecavüz etti. En Mary sonunda babasından hamile kaldı. Fakat bu bir dış gebelikti ve çocuğun alınması gerekiyordu. En Mary çocuğu aldırdıktan sonra evi terk ederek erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı. Fred bu sefer de cinsel taleplerini Heather ve May isimli kızları üzerine yöneltmeye başladı. Heather babasına sürekli karşı geliyordu ve bu yüzden dayak yiyordu. 1980 Haziran'da Rose bir kez daha doğum yaptı. West ailesine ikinci erkek çocuk olan Barry katıldı. 1982'de ise Rose Fred'den olmayan Rosemary Junior'ı doğurdu bu sefer 1983'te bir kız daha oldu. Luciana da Fred'den değildi. Evde tam 8 çocuk olmuştu artık. Rose iyice dengesizleşip çocuklarını sürekli dövüyordu. Bu işten başlarına bela açılmaması için çocukların susması gerekiyordu. 1987 yılına gelindiğinde Heather 16 yaşına gelmişti. Babasının cinsel istismarını gidip bir arkadaşına, arkadaşı da bu ailenin komşusu olan anne babasına anlatınca Heather'ın da sonu geldi. Fred ve Rose bu durumu öğrenir öğrenmez Heather'ı öldürdüler. Çocuklara ise kızın evden ayrıldığını söylediler. Ama Fred 13 yaşındaki oğlu Stefan'a kızı gömeceye bahçede bir çukurda kazdırmıştı. West ailesinin tecavüz ve öldürme serüveni tam 25 yıldır devam ediyordu. Fakat son zamanlarda işler iyiye gitmemeye başladı. Kaçırıp tecavüz ettikleri bir kız olayı bir arkadaşına anlattı. Arkadaşıyla birlikte hemen gidip polise bu durumu da anlattılar. Şöyle de garip bir tesadüf denk geldi. O sıralarda 1966'da Rena'nın Fred West'i şikayet ettiği Hazel Savage isimli polis artık burada çalışıyordu. Ve dedektif olmuştu. Fred West ismini duyunca direkt olayla ilgilenmeye başladı. 1992'de polis arama emriyle 25 Cromwell caddesindeki eve geldi. Evde çok sayıda pornografik yayın buldular. Fred West'i tecavüzden tutukladılar. Rose West ise ona yardım ve yataklıktan suçlandı. Ama polisin elinde net bir delil yoktu kızı Enmeri verdiği ifadelerde babasının kendisine tecavüz ettiğini söylüyordu ve evin altında ölüler olabileceğini söylüyordu. Fred lehine iki görgü tanığı da olaylarla ilgili ifade verince serbest kaldı ama olayın peşini John Bennett isimli dedektif bırakmadı. Fred West'in evinin kazılması için gerekli olan izini zar zor kopardı. Bahçe kazıldıkça ortaya kemikler çıkıyordu. Fred West son noktaya geldiğini anlayınca suçları kabul ederek eşi Rose'u kurtarmaya çalıştı. Bahçede kızı Heather dahil 3 ceset bulunmuştu. Polis başka cesetlerin varlığını sorunca evin kilerinde gömülü olduklarını itiraf etti. Daha sonraki süreçte eski eşi Rena'yı ve En McFall'u da öldürdüğünü kabul etti. Yine Rena'nın kızı Charmaine'i de öldürdüğünü kabul etti. Cesetler Fred West'in işaret ettiği yerlerden tetiz bir araştırmayla çıkartıldı. Rose West ise olaylardan haberdar değilmiş gibi davranıyordu ama polis onun da işin içinde olduğunu çok iyi biliyordu. 13 Aralık 1994'te duruşmalar başladı. Fred 12 cinayetten yargılanıyordu. Tutuklu bir şekilde yargılanan Fred mahkemeden sonra götürüldüğü Vincent Green hapishanesinde 54 yaşındayken daha mahkeme bitmeden kendisini bir çarşafla asarak intihar etti. Fred'in bu intiharı Rose West'i 10 cinayetle baş başa bıraktı. Rosewest'in avukatı inatla müvekkilinin durumdan habersiz olduğunu iddia etse de savcılık makamını bu konuda ikna edemedi ve Rosewest ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2096'da Cromwell belediyesi bu dehşet evini yıkarak komple ortadan kaldırdı. Rosemary ise hayatının geri kalanını Durham hapishanesine geçirmeye başladı. 2003 yılında kendisine dışarıdan Dave Glover adında bir rock grubu gitaristi tarafından gelen evlilik teklifini kabul ederek hapishanede evlendiler. Rosemary West 66 yaşında hala hapishanede cezasını çekmeye devam etmektedir. Evet bu arada bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. İyi günler.